Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı 10'lu AYT matematik denemelerinden deneme 10'un çözümünü yapacağız. Yani son denemedeyiz arkadaşlar. Son denemedeyiz. Madem son denemedeyiz bir teşekkür edelim. Evet Mehmet hocam, Resul hocam ya da 3-4-5 yazarlarından kimin eli, kimin kalemi değdiyse bu denemelere hepinize çok teşekkür ediyoruz. Valla ben geometri anlamında hatta trigonometri anlamında ilk defa gördüğüm soru tarzları vardı burada. Ve beni geliştirdiğini hissettim. Ve çözerken de çok büyük zevk aldım yani açıkçası. E büyük ihtimal siz öğrenci arkadaşlar da yine aynı şekilde büyük bir zevkle bunu çözmüşsünüzdür. Yeri geldi zorlandınız. Yeri geldi hızlı bir şekilde yaptınız. E bunlar sizin tabii ki moralinizi bozmasın. Çünkü senaryo senaryo zor denemeler de vardı arkadaşlar burada. E bunlar da sınav anında yaşanacak şeyler zaten. Ama ben eminim size çok şey kattı. Size bu denemeler çok şey öğretti. Ve inşallah deneme sınavında da buradaki soruların aynılarından gelir de. Hani sizler de aa biz bunu daha önce çözmüştük ya da aa Kenan Hoca YouTube kanalında bunu çözmüştü deyin. Valla e, inşallah böyle olursa çok da mutlu olurum yani açıkçası. Benim öğrettiğim ya da 3-4-5 e, soruların öğrettiği şeylerden dolayı sınavda o soruları da yapmanız bizim çok hoşumuza gider yani açıkçası. Benim anlattığım için çok hoşuma gider. 3-4-5 yazarlarında soruları tutturduğu için çok hoşuna gider tabii ki. Bakalım sınav gelsin göreceğiz. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Geometri sorularının çözümlerine başlayalım arkadaşlar. Hatta trigonometriden başlıyoruz. Yani soru 28 çözümüyle başlayalım. Evet 28. soru. A, B, C sayıları birer gerçel sayı ve A çarpı C küçük sıfır olmak üzere. Şöyle bir ikinci dereceden denklem verilmiş. Bunun çözüm aralığı da bu aralıkta. Bu gerçel sayı aralığındamış. Buna göre demiş alfa aralıklarından hangilerinin elemanı olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar ikinci dereceden bir denklem gelmiş elimize. Valla kökler toplamı kökler çarpımı aklımıza geliyor. Ya eksi e, ya eksi b bölü a ya da c bölü a'yı düşüneceğiz değil mi arkadaşlar? Ama burada c ile a çarpımı küçük sıfır verildiği için o zaman biz burada hangi aklımıza gelir? İlk etapta tabii ki c bölü a gelir. Hemen onu düşünelim. C bölü a kökler çarpımı. E kökler çarpımı burada e, kökler çarpımı c bölü a'dır. Burada a çarpı c küçük sıfırsa çarpımları küçük sıfırsa e, bu da bölümleri de c bölü A'da ne olmak zorunda arkadaşlar küçük sıfır olmak zorunda. E şimdi alfanın değer alanına göre bu değişecek ya. Kosinüs alfa, sinüs alfa. Yani bu x, bu y. x ile y e, alfada işte bu aralıklarından hangisinin elemanı olabilir diye soruluyor bize. Arkadaşlar o zaman biz burada ne yapacağız? Kökler çarpımının yani c bölü a'nın küçük sıfır olduğunu buradan çıkarım yaptık. Bunu yazınca e, küçük sıfır oldu. O zaman ben de burada kökler çarpımına bakayım. Kökler çarpımı nedir arkadaşlar? Sinüs alfa ile kosinüs alfanın çarpımı küçük 0 olan duruma bakacağız. Burada aslında şey yapabiliriz. Direkt man arkadaşlar. Doğru bunu sinüs 2 alfaya çevirebiliriz. Ya da çevirmeden de sinüs ayrı kosinüs ayrı düşünebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama ben burada çevirip de yapayım. Bu sinüs alfa çarpı kosinüs alfa nedir? E, sinüs 2 alfa bölü 2'ye eşit değil midir? Sinüs 2 alfa bölü 2 küçük 0 olacak. O zaman ben alfa açısı için bu aralıklar 2 alfa içinde o zaman bunu 2 ile çarpayım. Hocam burası 2 pi bölü 3 burası da pi yaptı. Burası hocam ne yaptı? 2 katı pi yaptı. Burası da 5 pi bölü 3 yaptı. Burası 5 pi bölü 2'ye. Burası ne yaptı arkadaşlar? 3 pi yaptı. Hatta bunun esas ölçüsü ne yapıyor arkadaşlar? 2.5. Yani pi bölü 2'ye pi yaptı arkadaşlar aralığı. Bu bizim 2 alfamızın eleman olduğu aralıklar arkadaşlar. 2 ile çarptım. 2 alfa bu aralıklarda eleman olacak. Peki ben şunu biliyorum. Sinüs 2 alfa bölü 2'nin ne olmasını istiyorum? Sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Hocam 2 pi bölü 3 ile pi arasında 2 pi bölü 3 nerede arkadaşlar? 2 pi bölü 3 dediğimiz 120 derece değil mi? Evet hocam 120 derece. 120 derece bu açıyla pi arasında şu bölgede arkadaşlar şu bölgede ne değerine bakacağız biz? Sinüs 2 alfa değeri. Sinüs değeri bu bölgede artı değil mi? Artı. Ben artı olduğu için bunu alacak mıyım? Almayacağım. Çünkü bu sinüs 2 alfanın negatif olmasını arıyorum. Peki hocam pi ile 5 pi bölü 3 arasında. Pi ile 5 pi bölü 3 arasına bakıyorum. Pi ile 5 pi bölü 3 arası. Şuraya yazayım gözükmeyecek. Pi ile 5 pi bölü 3. Hocam bu 180 bölü. E, 180 bölü kaç bu? 3. 60. 300 mi yapıyor? Evet. Pi ile 300 derece arasında. Yani şu bölgede sinüs değeri aşağıda olduğu için negatif midir? Burada kesinlikle negatiftir arkadaşlar. O zaman ne olacaktır? Bunu alabiliriz. Şuna bakalım. 5, pi 2 ile pi aralığında. Pi bölü 2 ile pi aralığında. aralığında. Yani bu bölgede. Bu bölgede sinüs 2 alfanın değerindedir arkadaşlar. Her zaman pozitiftir. Bunu da almayacağım o zaman. Cevabımız ne yaptı? Yalnız 2 yaptı arkadaşlar. Yani 28. sorunun cevabı böylelikle ne yaptı gençler? balık Balıkesir yaptı. Geldik 29'a. 1 bölü sinüs x eksi 1 bölü kosinüs x 2 kök verilmiş. Bu 0 pi aralığında kökler toplamı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Kaç pi'dir diye soruluyor. Ne yapalım? Payda eşitlemekten başka bir çare yok. Buraya kosinüs x diyelim. Buraya da sinüs x diyelim isterseniz. O zaman burada ne oluyor arkadaşlar? Kosinüs x eksi sinüs x bölü e, sinüs x çarpı kosinüs x mi oldu arkadaşlar burası? Evet. Bu neye eşitmiş? 2 kök 2 eşitmiş. İşler dışlar yapalım. İşler dışlar yaptığımız zaman kosinüs x eksi sinüs x eşittir. 2 kök 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x oldu. Hocam burada tanıdık bir şey geldi. Şu ve şu tanıdık mı? Tanıdık. Bu nedir? Hocam 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x neye eşittir? Sinüs 2 x'e eşittir. Yani kosinüs x eksi sinüs x neye eşit oldu? Kök 2 çarpı sinüs 2 x'e eşit oldu. Şimdi burada acaba kök 2 gördük. Genelde kök 3 gördüğümüzde tanjant 60 yazıyoruz. Ama ben burada tanjant 45 yazarsam sin 45 çarpı sin 2 x geliyor burada. Ama burada 2 x'li bir açı yok ki oradan da gidilebilir aslında gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama Maalesef sinüs 2x değer buralarda da ya da 2x'li bir değer kosinüs 2x'li bir değer olmuş olsaydı onun yerine onu yazabilirdim. O zaman farklı bir şey yapayım. Ne yapayım burada? Her iki tarafın karesini alacak olursam. Her iki tarafın karesini alacak olursam eşitlik bozulur mu? Bozulmaz. Hocam şunun karesini aldığımız zaman cos kare x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x artı sin kare x eşittir. 2 sin kare 2x yaptı arkadaşlar. Şu ifade nedir arkadaşlar? 1. Evet şunların ikisi 1 yaptı. Burası 1 eksi. a, burası da bir şey yaptı. Burası da arkadaşlar nedir? Eksi sinüs 2 x değil midir? Evet. Düzenleyelim o zaman. 0 eşittir. Ee, biri öbür tarafa atalım. Sinüs 2 x'i de eksi sinüs 2 x'i de öbür tarafa atalım. 2 sin kare 2 x artı sinüs 2 x. Bir de eksi 1 var değil mi arkadaşlar? Bu 0'a eşit. Çarpanlar ayrılıyor mu? Ayrılmaz mı ya? 2 sinüs 2x'e sinüs 2x dediğimde buna da 1 bir dediğimde çapraz çarpımlarının toplamları artıyı verecek. Burası artı 1 burası eksi 1 olursa evet 2 sinüs 2x eksi sinüs 2x artı sinüs 2x yapıyor mu? Yapıyor. O zaman bu şekilde yani buradan ne geldi? 2 sinüs 2x eksi 1 çarpı sinüs 2x artı 1 eşittir 0 yaptı. Buradan ne gelecek? Bu sıfıra eşitse hocam bunun sıfıra eşit olması 2 sinüs 2x eksi 1 eşit sıfırsa bunu attım 1 yaptı bir de böldü 2. Ye. Sinüs 2x'in 1 bölü 2 olması var. Buradan ne geldi? Sinüs 2x neye eşit oldu arkadaşlar? Bu sıfıra eşitse hatta sinüs 2x eksi 1 artı 1 eşit sıfırsa sinüs 2x de buradan neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi 1'e eşit oldu. Tamam. Şimdi buradan kökleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım inceleyelim. Şimdi şu sinüs 2x'in 1 bölü 2 olma durumuna bakalım arkadaşlar. Sinüs 2x 1 bölü 2. Sinüs nerede 1 bölü 2 arkadaşlar? 30'da. Yani 2x açısı pi'li yazacağız. 30 dediğimiz nedir? Pi bölü 6'dır. Pi bölü 6 artı 2kpi şeklinde olmaz mı arkadaşlar burası? Evet. Çözüm kümesi bu. Hatta x ne yapar? Pi bölü 12 artı kpi yaptı arkadaşlar. Evet bir tanesinden çözüm kümesi bu. Hatta k yerine 0 yazarsam x buradan pi bölü 12 geldi. k yerine 1 yazarsam zaten pi'yi aşıyorum. Pi'yi aştığım için arkadaşlar şu pi artı pi bölü 12 yapıyor. Buradan bir değer gelmez. Şimdi öbürüne bakalım. Sinüs 2x'in eksi 1 olma durumuna. O zaman buradan sinüs 2x sinüs 2x eşittir eksi 1 ise sinüs nerede eksi 1 arkadaşlar? Hatta birim çemberde hemen gösteri verelim şöyle. Hocam burası Eksi 1'e 0 değil mi? Nerede? Pi'de arkadaşlar. Pi'de bu ee, pardon. Eksi 1'e 0 burası. Burası eksi 1'e 0. Şurası ne arkadaşlar? 0'a 1. Burası ne arkadaşlar? 1'e 0. Eksi 1 sinüsü değerin. burası kosinüs ekseni. Burası sinüs ekseni. Sinüs nerede arkadaşlar? Burada. Burada eksi 1 değer yapıyor. Yani 0'a eksi 1. Çünkü CYS olacak ya. 270'te o zaman bunun 270 olması lazım. 2x'in 3 pi bölü 2 olması lazım. Hatta burada artı 2k de ne yapmamız lazım? Eklememiz lazım. E o zaman x'i de buradan her iki tarafı da x çözüm kümesi isteniliyor benden. 2'ye böldüğüm zaman ne yapıyor? 3 pi bölü 4'e artı e, 2'ye böldüğümüz zaman k yapıyor. K yerine 0 yazdığımızda x 3 pi bölü 4 yapar. K yerine 1 yazdığımızda ne oluyor arkadaşlar? Valla pi artı 3 pi bölü 4 yapıyor şu aralığı aşıyor muyuz arkadaşlar? Aşıyoruz. O yüzden bir değeri de olmadı. Biz sonucu neyi bulduk arkadaşlar? Bir bunu bulduk bir de bunu bulduk. Yani pi bölü 12 artı 3 pi bölü 2 isteniliyor bizden. O zaman bunu 6 ile çarparsak ne olur gençler? 6 kere 3 18. Bir dakika ya. X'leri burada şey yapmadı ki. Ne yapmadı? 3 pi bölü 4. Ha, 3 pi bölü 4'müş burası arkadaşlar. Çok özür. İşlem hatası yapıyordum. 3 ile genişletecek olursak 3 görüş 9 10 pi bölü 12 mi yaptı? 10 pi bölü 12 yaptı. Bu da sadeleştirecek olursak 5 pi bölü 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Evet ya zor bir soru değil aslında. Kolay bir soru. Kökten kurtulmak istedik burada. E, ee, kurtulunca da direkt kendiliğinden bir şey geldi. İşlem kalabalığı varmış gibi gözüküyor ama emin olun Sizler bunu yaparken daha böyle pratik bir şekilde yapacaksınız. Ben her hitap etmek için işlemleri açık vaziyette göstermek zorundayım. Yoksa burada bir öğrenci yanımda olsa öğrenciye göre davranırım. Yani öğrenciye göre buradaki işlemin dörtte 3'ünü yapmam bile yani. Yüzde yirmi ile işi bitiririz aslında. Ee, ama herkese hitap etsin diye açarak, anlatarak, bilmem ne yaparak anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Evet 29. soru. Güzel bir soruymuş. Ee, cevabımız da çıktı arkadaşlar. Denizli çıktı. Geldik 30. soruya. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde birim çember üzerinde bu nokta verilmiştir. Arkadaşlar birim çemberse burası nedir? Bir birimdir. Şuradan dik çizecek olursak burayı ne demiş adam bana? 2 bölü kök 13 demiş. 2 bölü kök 13'ten dolayı aslında ee, kök 13 katını alsak. Hocam burası kök 13 burası 2 burası kaç olur? Pisagor yapsak 13'ten 4 çıksa 9. Burası da 3 yapacak. 3 bölü kök 13 diyebiliriz aslında burada. Tekrar söylüyorum. E, kök 13 katını aldığım zaman burası kök 13 burası 2 yaptı. E, o kök 13 ve 2'ye ait Pisagor yaptı. Burası da 3 çıktı. Ya da direkt yap kardeşim işini. 1'in karesi eşittir. 2 bölü kök 13 karesi artı A'nın karesi deyip Pisagor yapsam burayı da yine 3 bölü kök 13 bulacaksın. Neyse. Şimdi ne isteniyor bizden? Sinüs 2 alfa isteniyor. Gençler sinüs 2 alfa değeri. Sinüs 2 alfa değeri. Bilmeyeniniz varsa çekerim kulağını artık. 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa diye midir? Evet. E hocam ben alfa geniş bir açı. Buradaki açısı lazım bana. Şuradaki açıda ben bir değerleri biliyorum arkadaşlar. Hatta buradaki açıda ne biliyorum arkadaşlar? Sinüs beta değerini biliyorum. Sinüs beta değeri nedir? 3 bölü kök 13 bölü 1. Yani 3 bölü kök 13. Hatta kosinüs beta değerini de biliyorum ben. Kosinüs beta değeri nedir? Komşu bölü hipotenüs 2 bölü kök 13'tür. E, sinüs alfa değeri nedir arkadaşlar? Sinüs alfa ile beta. Dikkat ederseniz alfa ile betanın toplamı 180. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda ne oluyordu? Sinüsü sinüsüne eşitti. Kosinüsü de eksi kosinüsüne eşit. Değil miydi arkadaşlar? Bir tek sinüs de işaret değişimi olmuyordu. Diğerlerinde oluyordu. Yani aslında bu neye eşittir? Sinüs betaya eşittir. Kosinüs alfa da neye eşittir? Eksi kosinüs betaya eşittir. E geldik burada yerine yazdık. 2 çarpı sinüs beta dediğimiz nedir? 3 bölü kök 13. 3 bölü kök 13 çarpı Eksiyi başa alalım isterseniz. Kosinüs beta yerine de 2 bölü kök 13 yazdığımız zaman 2 kere 3 6 6 kere 2 12 12 bölü aşağısında kök 13 ile kök 13'ün çarpımı 13 yaptı. Hatta başında da bir eksi var. Dolayısıyla cevabımız Edremit yaptı. Evet 30. sorunun cevabı eksi 12 bölü 13 oldu. Geldik 31. soruya. 31. soruda demiş ki köşegen uzunluğu kök 6 birim olan ABCD karesi. Hemen kardeşim şöyle bir kareyi çizelim. Yan tarafı silmeye gerek yok. Şurası yeterli olacak galiba. Hemen şunu çizdik kardeşim. ABCD karesi diyorsa artık şunu alışkanlık haline getirmişsinizdir. Şu harfleri lütfen ama lütfen yazın. Sonra AD kenarı üzerinde şurada arkadaşlar bir E noktası alacakmışım ve ACE açısından bahsediyor bana. ACE açısı. Şuradaki açı oluşturulmuş. Oluşturulsun bakalım. E noktasının C köşesinden 2 birim uzaklıkta olduğu bilindiğine göre E noktasının C köşesinden 2 birim uzaklıkta olduğuna göre ACE açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar köşegen uzunluğu da bunun kök altı değil miydi? Evet. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Kök altıysa kök 2'ye bölünmüş hali değil midir burası? E noktasının C'den 2 birim uzaklıkta. Tamam. Köşegen uzunluğu kök altı. Arkadaşlar burası nedir? 45-45-90 üçgen değil midir? Karenin köşegeni olduğu için 45. 45 burası da 45. 45 45 90 üçgeninde. Burası kök 6 ise burası kök 6 bölü kök 2 değil midir? Yani burası ne oldu? Kök 3 oldu. Aa hocam karenin bir kenarı kök 3. Hocam burası da kök 3. Aa biz burada bir pisagor yaparsak ne çıkar burada? 4'ten 3 çıktı. Yani bunun karesi eksi bunun karesi 1. Kare kökü de burası mı yaptı? Evet. E o zaman arkadaşlar burası 1 burası 2. 90'ın karşısı 2. Hangi açının karşısı 1'dir? 30'un e hocam zaten bak burası da karenin köşegeni olduğundan 45 olacağından. E 30 artı alfanın kaç olması lazım? 45 olması lazım. Alfayı da buradan kaç buluruz o zaman? 15 derece olarak buluruz. Evet 31. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik 32. soruya. Şekil 1'de verilen dikdörtgen kesikli çizgi boyunca kesilerek iki parça ayrılıyor. Parçalardan biri ucu zemine gelene kadar doğrultusu değişmeden ok yönünde ötelendiğinde şekil oluşuyor. Bak kardeşim dikkat et. Bu nokta ne kadar aşağı indiyse bu noktada o kadar aşağı inmedi mi? İndi. Bak kayarken hop bu buraya geldi. Bu da kayarken hop bu buraya geldi. Yani ne oldu arkadaşlar? Bu X kadar gittiyse bu da X kadar gidecek kardeşim. Adam sana nereyi? 9 vermiş. Bak burayı 9 vermiş. Burayı kaç vermiş? 21 vermiş. E, sanki burada olay bitti. Hocam burası 90 derece burası da 90 derece. Temal orantı benzerliği var burada? Evet. Yani şunun tamamının oranı x bölü x, 2x artı 5. Neye eşit olmalı? 9 bölü 21 e eşit olmalı. 9 bölü 21. 3'e bölsen 3. 3'e bölsen 7. 7x eşittir. 6x artı 15'ten. X'i kaç buldun buradan? 15 buldun. Evet şu kaydığı yer 15 çıktı arkadaşlar. E burası 15 ise şu uzunluk kaç yaptı? 20 yaptı. E, satamam. sen bu uzunluğu bulduysan artık. Şurada bir dik yamuk var yukarıda ya da aşağıda. Ya kardeşim dik yamuk var. İnsan olan ne yapar? Hop şöyle dik çizmez mi? Çizer. 9 ise burası da nedir? 9. Buraya ne kaldı? 12 kaldı. E hocam 12 20. 3 4 5'in katı 12 16 20'den 16 çıktı. Yani burası da 16 oldu. Başlangıçtaki dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam burası 16. Burası da kaç? 30. Senden 16 çarpı 30 isteniyor. O da 480 mi yapıyor? Aynen öyle yapıyor. 32. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Evet güzel soru bu da. Hoş sorulardan biri. Geldik 33. soruya. O merkezli yarım daire biçimindeki kağıt iki eş parçaya ayrıldıktan sonra parçalardan biri diğerinin üzerine şekildeki gibi konuluyor. Bak konulmuş ya. Altta kalanın canı çıkması kardeşim. Şunu şöyle bir gösterelim ilk öncelikle. Valla şuraya baktığımız zaman bu parça ile bu parça eş parça. Yani bunların yarıçapları aynı değil mi arkadaşlar? Değil mi? E, yarı çapları aynı olan dairelerde ne yapıyorduk? Dairelerin kesim noktasına. Yani en yüzelek çizimimiz. Zaten yarıçap çap çizimi yapmıyor muyuz kardeşim? Yapıyoruz. E yap. Çizim yapacaksan sen nereye yaparsın kardeşim? Hop. Hocam şuraya. E yani kafana göre buraya yapmazsın. Buraya yapmazsın. Ya özel olan bir nokta yaparsın. Şurada kesmişler. E hocam burada da bir yarıçap çizsek. Al sana yarıçap. Bak ne çıktı. Bu da yarıçap, Bu da yarıçap, Bu da yarıçap. çap. R R R diyoruz. Bir Beşiktaşlı olarak. Neyse. Soyadım karı ya ondan dolayı. R R R. E ne oldu arkadaşlar? Eşken üçgen çıktı. 60 60 60 oldu burası. E hocam burası 60 ise burası ne oldu? 30. Merkez açıdan dolayı buradaki açı da 30 derece oldu sevgili gençler. Evet 33. soru. Böylelikle Cihan çıktı. Geldik 34. soruya. Dik koordinat düzleminde A köşesi pozitif y ekseni, B köşesi pozitif x ekseni üzerinde olan C ve D köşeleri de birinci bölgede olan ABCD karesinin Özel bir doğru da var mı var? Analitik düzlem çizeceğiz kardeşim burada. Analitik düzlem çizmeden olmaz. Biz ne diyoruz analitikte kardeşim? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde Ha, Özel durumlar varsa analitik düzlemi çiz. Adam sana demiş ki burada bir tane kare var. A köşesi pozitif y ekseni üzerinde, şurada. B köşesi pozitif x ekseni üzerinde olan. Sonra diğer C ve D köşeleri de birinci bölgede olan bir kare diyor. O zaman karemiz aşağıya doğru değil değil mi? Şuraya doğru. Birinci bölgede şöyle olacak. Karemizi çizelim arkadaşlar. Çizdik. İşte kare bu. A köşesi burada dedi. B köşesi burada dedi. C köşesi burada. D köşesi burada. Şimdi diyor ki. C köşesinden geçen doğrunun denklemi şuymuş. Arkadaşlar C köşesinden geçen doğrunun denklemi şu orijinden geçen bir doğru. Bu orijinden geçen doğrunun adı y eşittir 4 bölü 9 x verilmiş. Peki D köşesinden geçen doğrunun adı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. işte bu doğrunun adı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu doğru C köşesi özel bir durum var galiba burada değil mi? Evet burada bunu ben kullanacağım. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? 4 bölü 9 değil midir? Aynen öyle. E sen burada bunun eğimini bulmak için yani şu açının eğimi 4 bölü 9 değil mi kardeşim? Evet tanjant alfa. Tanjant alfa diyecek olursak. E buradaki alfa demeyelim de şuraya ne diyelim alfabeteye dalacağım da şimdi. Ondan alfa demeyeyim. Şuraya ne diyeyim? N diyeyim. Tanjant N değeri neye eşit olacak arkadaşlar? 4 bölü 9'a. Şuradan bir dik çizecek olursam tanjant N 4 bölü 9. Hocam burası 4 iken burası ne olacak? 9 olacak. Ya hocam 4K'ya 9K desek daha mantıklı değil mi? Evet daha mantıklı aslında ama sonuçta yine bizden oran isteniyor. Oran dediğim zeyim olduğu için 4'e 9 yazmak herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmaz bana. E hocam ben bunu böyle çizince bak 90'lar havada uçtu. Yani ne var burada arkadaşlar? Bir alfa beta var mı var? Alfa 90 beta. Beta 90 alfa alfa 90 beta. Hocam bu üçgen ile bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta karenin kenarlarını gördükleri için bunlar eş. Alfa'nın karşısı 4 ise alfa'nın karşısı burada da 4'tür. Tamamı 9 olduğundan 5 kaldı buraya. E hocam beta'nın karşısı 5 ise buradaki beta'nın karşısı da 5'tir. E senden D köşesine ait bir şey trigonometrik değer isteniyor. Şuradan bir dik çizecek olursam aşağıya çizsem şekil karışacak diye sadece buraya çizdim. Alfa 90 beta geçişi burada oldu. Beta geç 90 ise burası da alfa oldu. Hatta bu da eş üçgen oldu mu oldu. Alfanın karşısı 4 betanın karşısı 5 dikkat. Alfanın karşısı 4 betanın karşısı 5'i yazdık bir yazdık. Şimdi bizden ne isteniyordu? Bu doğrunun eğimi. Y eşittir AX doğrusunun eğimi. Yani şu açının tanjantı isteniyor. Şuraya M diyeyim. Hatta buraya T diyeyim arkadaşlar. Bu açının tanjantı Arkadaşlar bu açının tanjantı şuradan dik çizmeden önce hop zev var. Evet hocam burası da T açısı yaptı mı? Yapmaz mı be ya? Burası da T oldu. Evet bizden tanjant T isteniyor. A dediğimiz tanjant T'dir. Tanjant T'de şuradaki dik üçgende 9 bölü kaça eşit arkadaşlar? 5'e eşit olduğundan cevabımız Edremit yaptı. 34. soru böylelikle ne çıktı gençler? Edremit oldu. Geldik 35. soruya. Aa, soruyu görür görmez Aa, hemen hop en güzel çizim yarı çap en güzel çizim al sana yarı çap bak kare olduğundan dolayı 5 5 ise burası 5 kök yaptım yaptı hocam bu da bak yarı çap 5 kök, Aa, Pisagor. kök A Pisagor 5 kök buraya daha diyecek olursam 5 kök 2'nin karesi eşittir 7'nin karesi artı A'nın karesi olduğundan 50'den 49 çıktı 1 A kare eşitse A'yı 1 bulduk ana olay bitti mi bitti taralı bölgenin alanı ne yapacaksınız? Bütünsel düşüneceksiniz. Tüm dairenin alanından pi 5 kök 2'nin karesinden ne çıkacak? Hem kare hem de dikdörtgen çıkacak. 5'in karesi ve dikdörtgenin alanında 1 çarpı 7 değil mi? Evet. Burası 50 pi yaptı. Cevabımız 50 pi eksi. 25 eksi 7. 32 mi yaptı? Eksi 32. Evet. 50 pi eksi 32 yaptı. Cevabımız 35. soru. Böylelikle denizli oldu gençler. Geldik 36'ya. Bir kenarı 2 kök 5 birim olan dar açılı bir ABC üçgeni çiz. Kardeşim ABC dar açılı bir üçgeni. Hoppala hoppala çizdik bakalım şöyle. Çizince ABC'yi yazalım şöyle. AB kenarı Ali Bey kenarı 2 kök 5 birim uzunluğundaymış. İz düşüm uzunluklarını da vermiş bize. Vallahi AB'nin iz düşümü şuradan dik çizdiğin zaman bu AB'nin iz düşümü neresidir? Şurasıdır. AB'nin iz düşümünü 2 vermiş. Şurası 90. C'nin de iz düşümü burası değil midir arkadaşlar? Evet bu iz düşümü anlarken ne yap, nasıl yaparsınız? Hocam birinin, birinin iz düşümü. Uç noktalarını dik çizerseniz. Bunu dik çizdim. Bunu dik çizdin. İz düşüm neresidir? Aynen burasıdır arkadaşlar. E hocam doğrunun üstündeyse ne olacak? E doğrunun üstündeyse şöyle şöyleyse. Zaten bunun üstünde iz düşümü o doğru üstünde. Buradan da bir dik çizersin. E buradaki hop şurası yapar arkadaşlar. Biz de onu yaptık zaten. Dik iz düşümü. Şurası yaptı. E burası da 3 verilmiş bize. Pisagor bağıntısı. 2 var 2 kök 5 ise küçük olanın kök 5 katı. Yani burası da 4 mi yapacak? 1-2 kök 5 üçkende ya da Pisagor'dan bulabilirsin. Fark etmez. Evet. E burası da 90'sı. 3-4 ise burası da kaç çıktı? 5. Bizden Adana Ceyhan attı mı isteniyor yoksa? Evet. 36. soru. Böylelikle ne çıktı o zaman? Balıkesir çıktı. Geldik 37'ye. Dikdörtgen biçimindeki bir etiket. Taban yarı 6 birim olan dik silindir biçimindeki bardağı aşağıdaki gibi yapıştırıldığında iki ucu arasındaki uzaklık şekil 1'de 6 kök 3. Şekil de 6 birim oluyor. Buna göre etiket yüzeyin çevresi kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar yarıçap Uzunluğu kaç? 6. Hocam çemberin merkezi buradaysa. yarıçap uzunluğu da 6 ise. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? En etkili silahımız neydi? Yarıçap. çap. Valla silindirde de öyle. Küre gördüğünüzde de öyle. Yarıçap çizmeyi unutmayın kardeşim. Çemberde, silindirde, kürede. Bunlar önemli şeyler. Yarıçapı çizdin. Hocam yarı çap uzunluğu ne burada? 6 birim. E burası da kaç? 6 birim. 6 6 6 kök 3 olduğundan dolayı burası kaç derece oldu? 30 30 120 üçgenden 120 oldu. Şimdi ben etiketin şu uzunluğunu bulacağım arkadaşlar. Şu uzunluğunu bulacağım burada. Sonra burada da şu uzunluğunu bulacağım. Ondan sonra etiketin şöyle şu uzunlukları çıkmış olacak arkadaşlar. Biz öncelikle şu uzun kenarını bulmaya çalışıyoruz. Bu uzun kenarı da bu yay uzunluğu değil mi gençler? Evet. Yani burası kaç derece? 240 derece mi? Aynen öyle. Burası 120 ise burası 240. E o zaman bu yay uzunluğunu yazalım. 2 pi r. 240 bölü 360'dan dolayı sıfırlar gitti mi? Gitti. Ondan sonra 6'ya bölsen 6'ya bölsen 4 yaptı burası arkadaşlar. Pardon 6 yaptı burası. 6 ile de 24 sadeleşti 4 kaldı. Burası kaç yaptı? 8 pi yaptı. Evet bu yay uzunluğu 8 pi oldu. Burası 8 pi gençler. Gelelim şimdi buraya. Çemberdeki en etkili silahımız neydi arkadaşlar? Tabii ki yarı çap. Hadi bakalım yarı çapı yine çizelim. En etkili silahımız yarı çap. Çizdin yarı çapı çizdin yarı çapı. Aa hocam bu da 6 bu da 6 olduğundan dolayı. Ne olacaktır arkadaşlar? Burası 6 6 olduğundan dolayı. Eşkenar üçgen çıktı. Buradaki açılarımız 60'ar derece oldu. E bizden 60'lık yay uzunluğu isteniliyor. Yani o da 2 pi r. 60 bölü 360 deyince şunlar 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 gitti. 2 pi yaptı? Evet. Şuradaki kısa parçada 2 pi yaptı gençler. E o zaman burası 2 pi, burası 8 pi ise burası da 2 pi, burası da 8 pi olduğundan şuradaki etiket yüzeyinin çevresi kaç yapıyor? 10, 10, 20 mi yapıyor? Aynen öyle. Çevremiz 20 pi yaptı. Evet 37. soru. Böylelikle akçay oldu. Geldik 38. soruya. Y 3x doğrusuna... Dur soruyor kim önce? Dik koordinat düzleminde seçilen A6'ya 8 noktasının buna göre simetriyi alınarak. Valla bu noktanın bu doğruya göre simetriğini almak zor. O zaman biz ne yapıyorduk? Bazen analitik düzlem çiziyorduk özel durumlar varsa. Burada da sanki özel durum var mı? Var. Hemen analitik düzlem çizelim. Bu 6'ya 8 noktası bir de y eşittir 3x doğrusu lazım olacak bana. y eşittir 3x doğrusu burada 6'ya 8 noktası da burada arkadaşlar. 6'ya 8 noktasını yazdık. Şimdi sen bunun buna göre simetriğini aldığın zaman Hocam sen bunun buna göre simetriğini alırsan hop şunlar birbirine eşit olur. Şunlar birbirine eşit olur ve burası da ne olur? Dik olur. Şimdi diyor ki bu y eşittir 3x'e göre simetriğini aldığın zaman orijinden geçen bir doğruya göre simetriğini aldığın zaman bakalım a noktasının orijinal olan uzaklığı hangisi de değişmez diye soruluyor. Arkadaşlar buradaki a noktasının orijinal olan uzaklığı bu. Buradaki simetriğini aldığımızdan orijinal olan uzaklığı bu. A ne çıktı burada? Dik tabanı iki eş parçaya böldü. Ne çıktı? dikiz Analitikte de ÖSYM e bu dik taban iki parçaya bölmesini çok seviyor arkadaşlar. Dikkat. İkiz kenar. Evet. 6'ya 8 noktasının orijin olan uzaklığıyla simetriyenin orijin olan uzaklığı eşit oldu mu? Olmamın da ya. Oldu tabii ki. Sonra orijin etrafında 90 derece döndürdüğünde bu kolay be ya. 6'ya 8'i sen orijin etrafında 90 derece döndürürsen bak şimdi bu bu uzunluk böyle. 90 derece döndürürsen bu uzunluk böyle olacak değil mi arkadaşlar? uzunluk değişiyor mu? Değişmiyor. Çünkü sen 90 derece döndürdüğün zaman bir daire dilimi yapıyor burada. Bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit olmuş oluyor. Hiç uzunluğu bile hesaplamamıza gerek yok. İkincisi de doğru. Sonra diyor ki artı e, artı x yönünde 2 birim ötele. Burası 8 yaptı. Eksi -y yönünde 2 birim ötele. Yani 2 birim aşağı ötele. Burası da 6 yaptı. Hocam 6'ya 8'in orijinal olan uzaklığı nedir? Ee, x'ler fark 6 y'ler fark 8 olduğu için ya şöyle diyelim 6'ya 8 ve 0 0 arasındaki uzaklık nedir arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman x'ler farkı 6 y'ler farkı 8 olduğundan burası son oldu. Bir de 8'e 6'nın orijine olan uzaklığına bakalım. Şuradaki uzunluk nedir arkadaşlar? X'ler farkı 8 y'ler farkı 6 olduğundan burası son oldu. Burada da arkadaşlar bu dönüşümde uygulayınca değişti mi? Değişmedi. Yani o zaman bu da aynı oldu. Yani o zaman ne oldu? Her üçü birden doğru oldu. Dolayısıyla cevabımız Edremit Oldu. 38. soru. Geldik 39. soruya. Dik koordinat düzleminde verilen bir çember artı x yönünde 5 birim ötelenirse y ekseni artı y bir e, yönünde 8 birim ötelenirse x ekseni tarafından ha, eşit alanı iki bölmeye. Evet Türkçe. Türkçemiz biraz zayıf galiba. Bir daha okuyorum. Dik koordinat düzleminde verilen bir çember x yönünde 5 birim ötelenirse y ekseni tarafından eşit alanlı iki bölge ayrılıyor. Şurada noktalı virgül koymuş ya. He. Artı +y yönünde ötelendiğinde 8 birim ötelenirse de x ekseni tarafından eşit alanlı iki bölge ayrılıyormuş. Şimdi o zaman düşünelim arkadaşlar. Nasıl düşünelim onu? Şöyle düşünelim. Bir analitik düzlem çizelim. Sen e, artı +x yönünde sağa doğru 5 birim öteleyeceksin. O zaman senin çemberin ne yapacak arkadaşlar? Sağa doğru 5 birim ötelediğinde çemberin eşit iki parçaya ayrılması lazım. Tam olarak çemberinin nereye gelmesi lazım arkadaşlar? Merkezinin iki eşit parçaya bölünmesi için çemberin merkezinin y ekseni üzerinde olması lazım ki iki eşit alanı şey yapılsın. O zaman bizim çemberimiz nerede arkadaşlar? Y ekseninden 5 birim solda. Y eksenin 5 birim solunda olan nokta nedir arkadaşlar? Apsisi eksi 5 olan nokta değil midir? Evet. Merkezimiz eksi 5'e. Sonra diyor ki y yönünde de 8 birim ötelenirse yukarı doğru da 8 birim ötelediğimde bu sefer yukarı doğru da 8 birim ötelediğimde e, alan alanı parçaya bölecek. Alanı 2 parçaya bölmesi x eksenin üzerine gelmesi demek. O zaman bu x ekseninden kaç birim aşağıda olacak arkadaşlar noktamız? x ekseninden kaç birim? 8 birim aşağıda olacak. 8 birim aşağıda da hangi nokta var arkadaşlar? Eksi 8 noktası var. Evet ordinatımız da eksi 8 yapacak. Yani bizim çemberimiz şunu şöyle gösterecek olursak tam olarak eksi 5'e eksi 8 noktasında olursa dikkat edin arkadaşlar. 5 birim sağa ötelediğimde de bak çemberin merkezi merkezi buraya geliyor. Çemberimiz böyle oluyor. Ve buradan 8 birim yukarı ötelediğimizde de çemberin merkezi buraya geliyor. Ve çemberimiz bu şekilde oluyor. Ve çember eşit alanın iki parçaya ayrılıyor mu? Ayrılıyor arkadaşlar. Tamam çemberin merkezi 5'e eksi 8. Ve yarı çapı kaç verilmiş arkadaşlar? sınırladığı dairenin alanı. Bu çemberin sınırladığı dairenin alanı verilmiş bize. O da 16 pi. Yani pi r kareyi 16 pi demiş. Yani R kare eşittir 16. Yani R buradan 4 yaptı. Evet. Merkezi 5 eksi 8 olan ve yarıçapı 4 olan çemberin denklemi nedir arkadaşlar? X eksi eksi 5. Yani X artı 5'in karesi artı Y eksi eksi 8. Y artı 8'in karesi eşittir. Ne diyeceğiz? 4'ün karesi. Yani 16 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız balık esir yaptı gençler. Ve geldik bu denemenin son sorusuna. Gençler bitiyor. Hadi bakalım. Şekil 1'de verilen taban ayrıtı 2 birim olan bir kare dik piramidin taban yüzeyinden taban ayrıtı 1 bir birim olan şey çıkartılıyor. Taban ayrıtı 1 bir birim olan şurası 1 bir birim olan yani şurası da 1 kare prizma çıkartılıyormuş. Bu taban uzunluğu kaçmış bunun? 2. Aa bak çok güzel. 1'e 2 oran var. 1 bölü 2 oran var. O zaman arkadaşlar yükseklerinden de 1'e 2 oran vardır. Ama hacimlerinden oluyor? 1 bölü 2'nin kübü oranı olacak değil mi? Evet. Piramit şekil 2'deki gibi parça çıkartılmış. Evet bu şuradaki parça çıkartmışım. Sonra ne diyor? Şekil 2'deki parçalardan kare piramit olanın tabanının bir birimdir. Tamam şurası bir birim zaten çıkartıldı. Şunda bir sıkıntı yok. Buna göre diyor son durumda iki parçadan büyük olanın ha, bu çıkartılmış. İki parçadan büyük olanın hacminin küçük olanın hacmini oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Vallahi arkadaşlar şöyle iş hamleler yapabilirsiniz. Şimdi biz burada şu küçük piramidin hacmini bir bulabiliriz. Sonra hocam burada e, büyüğün de hacmini bulabiliriz şöyle baktığımız zaman. Sonra büyüğünkünden küçüğünkünü çıkartıp şu alttakinin tamamını bulabiliriz. Sonra bundan da şunu çıkarttığımız zaman kalan parçanın hacmini bulabiliriz. Ama 1 bölü 2 benzerlik oranı varsa hocam şunlar birbirine eşittir. 1 bölü 2 benzerlik oranı orta taban. Hocam 1 bölü 2 benzerlik oranı varsa 1 bölü 2'nin kübü nedir? 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8'dir. Benzerlik nerede yapıyorduk arkadaşlar? Piramitte ve konide hacimler arasındaki ilişkiyi bulmak için tabii ki küp olayından bahsediyorduk. O zaman buradaki hacim V ise arkadaşlar buradaki hacim V ise tamamı 8V'dir. Bu alttakine ne kaldı? 7V kaldı. Şimdi ben üsttekini bulayım. Yani şöyle üsttekinin hacmini bulayım arkadaşlar ben. Üsttekinin hacmini bulurken Şöyle diyeceğiz. Arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik değil miydi hacim? Değildi tabii ki. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Hocam burası bir 1 ya. E taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 desek. 1'in karesi çarpı h bölü 3. Bölü 3 ile kime uğraşacak kardeşim? Ben direkt buraya 3 h diyeyim. Değil mi? Ya da sonuçta bizden ne isteniyor? Oran istenmiyor mu? E oran isteniliyorsa tam sayı olsun. Ben direkt buraya 3 diyeyim arkadaşlar. Bir şey fark eder mi? Fark etmez. Yani şunun hacmini buluyorum arkadaşlar. Bakın şunun hacmini aşağıda buluyorum. Bunun hacmi nedir? Hacim taban alanı 1 çarpı yükseklik bölü 3. Ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Evet bunun hacmini 1 bulduysak arkadaşlar. Şunun hacmini 1 bulduysak. 7 ve kaç çıktı? 7. Ha yüksekliğe kaç dedik? 3. Hocam bunun yüksekliği 3 iken benzerlik oranı 1'e 1 ya. Bunun da yüksekliği 3'tür. E o zaman buradaki yükseklik kaç yaptı? 1 yaptı. Şimdi bu prizmanın hacmi nedir arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik yani 1'in karesi çarpı 3. Bu da 3 yaptı. Buradaki hacim de 3 yaptı. Dikkat edin. Alttaki parça 7. Şurası 3 ise 7'den 3 çıkınca buraya kaç kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. E yukarıyı da 1 bulduk. Bizden ne isteniyor? Büyük olanının hacminin küçük olanın hacmine oranı isteniyor. Büyük olanını biz 4 bulduk. Küçük olanını da 1 bulduk. Yani 4 bölü 1 isteniyor arkadaşlar bizden. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu mu oldu sevgili gençler. Evet gençler böylelikle bu denemeyi de bitirmiş bulunuyoruz. Yani deneme 10'da bitmiş oldu. Bakın sayfa daha da ileri gitmiyor. Yani bu denemeyi bitirdik. Evet gerçekten çok zevk alarak çözdük 10 tane denemeyi. TET'sinde de aynı şeyi yaşamıştık zaten. Ee, i̇nşallah bu videolarla size katkımız oluyordur. İnşallah sınavda benzer soruları yakalıyoruzdur ve inşallah yakalayacağız da ee, arkadaşlar bundan sonraki videolarda o zaman sona geldik bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın